Arkadaşlar merhaba. Videomu kanalıma hoş geldiniz. Yağışlı bir günde mantar avına geldik. Bu zamanda ne mantar diyebilirsiniz. Ne mantar arkadaşlar? İçinde bulunduğu aydan da anlaşılacağı üzere Mart mantarı. Yani bahar mantarı arayacağız arkadaşlar. Arıyoruz daha doğrusu. Caner Bey ile birlikteyiz. Evet, geçenlerde Mart mantarını Caner kardeşim bulmuştu ilk. Bakalım şimdi biz de bulabilecek miyiz? Ona bir bakacağız. Arkadaşlar biraz daha gezindikten sonra bakın mantarımızı sonunda bulduk. İşte sizin karşınızda Mart mantarı arkadaşlar. Mart mantarı, bahar mantarı. Hyroporus marzolus. Bu da Latince ismi. Daha önce de anlattığım gibi Mars kelimesi Almanca'dan geliyor arkadaşlar. Mart demek, bu yüzden mantarımız da ismini buradan almış. Tabii de en çok da Mart ayında bulunduğu için tüm Aralık'tan Nisan ayına kadar bulmamız mümkün. Ama en çok da Mart ayında çıktığı için mantarımızın ismi Mart mantarı ve bir diğer ismi de bahar mantarı. Bakın yani hakikaten zor bir mantar. Bakın bu örneği gerçi büyüdüğü için görebiliyorsunuz ama mesela bakın etrafında daha bunun 3 tane daha var. Kameradan falan seçmeniz biraz zor. Bakın şu şekilde. Alt lameller de grileşmeye başlamış. İlk başta beyaz oluyor genç örneklerde. Bakın geniş lamel aralığına sahip. Yani kara kız mantarıyla ya da kara oğlan da deniyor birçok bölgede. Karıştırma Manız için bu özelliği de bilmek gerekiyor. Şöyle bir bakalım. İşte bakın mesela. Burada da kendini göstermiş. Arkadaşlar burasılar yüksek rakımlı yerler. Şu an tam rakım kaç bilmiyorum ama bir bakacağız. Onu da size ya da açıklamaya böyle not olarak düşeriz. Buraları çok kar olan yerler arkadaşlar. Kar duran yerler. Mantarımız da kar olayını seviyor. Bir yandan tabii ben de sağa sola bakınıyorum başka var mıdır diye ya da basmayayım diye. Evet şu an kaç tane oldu? Bir. Şöyle aynı zamanda bir hep beraber görselini alalım. İki. Ya bu zamanda mantar bulmak yani çok süper bir duygu. Geçen de Caner kardeşim bulmuştu. Beraberdik yani. O bulmuştu ama mantarları. Bu sefer bana nasip oldu. Hop. Bakın şöyle aldık. Şimdi bunların bakalım. Hatta size şöyle yakından. Oh, 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 bu ne? Sopa bak. Oo, çok iyi. Çok iyi, çok iyi ya. Süper. Ha şu görsele bakın arkadaşlar. Ey maşallah. Arabamız geldi, sepetimiz geldi. Çakı var ya çakı. Şahane ya. Bakalım bunun altında var mı başka? Maalesef. Burada yok. Şurada ufak ha, yok değil. Böyle meşe peliymiş. Hala bakıyorum arkadaşlar sağa soluna ya. Çok zor bulunuyor. Bulmuşken de etrafına güzelce kontrol etmemiz lazım. Evet Canercim, mantarımızı bulduk. Evet. Bugün güzel sonunda. Çünkü neden sonunda arkadaşlar? Bugün çok ciddi bir kilometre yaptık. Ama halbuki mantar bize daha yakın yerdeymiş. Biz fazla uzaklara gitmişiz. Evet alayım hemen. Bakın arkadaşlar mantarlarımızı hep beraber şöyle bunu da aldık. Yanına bırakalım. Mantarımızı da alalım arkadaşlar şöyle bakın. Zaten bayağı bir yaşlanmış. Biraz daha bulunmasa gidermiş. Onu da diğerlerinin yanına bıraktık. Bakın burada da var. Demiştik. Hop. Şu
güzelliği de alalım. Bunlar bayağı bir grileşme olmuş. Bunlar yaşlı örnekler. Şöyle sap kısımlarını da aldığımız zaman o kadar güzel kesiliyor ki arkadaşlar. Yani şey yok çünkü mantarda lif yok. Süper. Şimdi ortaya daha da güzel bir görsel çıktı. Zaten biliyorsunuz gruplarda paylaşıyoruz. Şöyle. Evet arkadaşlar, hemen kısaca bir özet geçecek olursak. Ha bir dakika. Bakın şurada da ne var küçük. Dremelle menseri Terika mıydı? Evet. Altın beyin mantarı arkadaşlar. Sarı pelte mantarı, pardon. Sarı pelteydi bu. Onun da araya kadrıca girdi. Şöyle yapalım. Pozumuzu verelim. Çok güzel ya valla. Mantarlar da mart mantarı, bahar mantarı olarak da geçiyordu. Marzolus. Hyporus marzolus diye Latince ismi de bu. Aralıktan Nisan'a kadar bulmamız mümkün. En çok da Mart ayında bulunan bir tür. Tüketilebilen ve lezzetli bir tür arkadaşlar. Nerelerde bulunuyor? Kayın, Sarıçam ve Ladin ormanlarına bakabilirsiniz. Mantarımız. Biz ne yedik? Biz Ladin. Pardon. Burası kayın. Oo, Caner Bey bir tane daha buldu galiba. Burası kayın, gürgen, karışık bir orman. Ve işte benden kaçmaz diyor. Hemen mantarımızı yakaladı. Tam videomuzu yavaş yavaş sonlandıracaktık ama. Oha, yeni çıkıyor. İşte bu ya. Bakın arkadaşlar, yani mantar toprak renginde olduğu için bulmak da zor. Zor ama. Aha bak, burada varmış. Oo, çıkmaya çalışıyor. Aa, ben bunlara ellemeyeceğim ya. Bunlar büyüsün. Bunları almayacağız. Şöyle yosun koyayım üstüne. Gerçi zaten bu bölgede mantarı bilen yok da. Şöyle biraz. Aa, bu ne? Kocamanmış burada. Ulan üstüne basacağız. Bunu görmemişiz. Arkadaşlar. Şahane ya. Vallahi mantarı az kaldı üstüne basıyormuşuz ya. Oh, süper süper süper. Şahane körpelikte bir mantar daha. Görüntü olarak aynı Ruslulara benziyor arkadaşlar. Ana, basarız bile biz böyle, var ya hiç gözükmüyor ya. Şahane. Yok almadım. Nerede o? Şurada. Bakın hemen burada güzelliğimiz. Bir dakika, onu da alalım. Hazır beraberken yapılmasa değil mi? Diğerlerin de oradaydı. Arabamız burada değil mi? Araba burada, sepet de burada. Evet arkadaşlar, bu üçünü bırakıyoruz. İnşallah nasip olursa tekrar gelip tekrar bunlar için geliriz. Şöyle peruğunu da taktık üstüne, yeşil. Evet, daha çıkar mı Caner Bey? Ne diyorsunuz? Çıkar da, yağmur da bayağı hızlandı arkadaşlar. Bakmayın burası soğuk ve şu anda güzel de yağmur yağıyor. Aman bir de mantara basmıyorum orada. Evet arkadaşlar, şimdilik videomu sonlandırıyorum. Çok teşekkür ederim. 2 saniyenizi ayırıp kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Şimdiden teşekkürler. Hoşça kalın. Arkadaşlar, videomuzu devam ettirme kararı aldım. Neden? Çünkü bakın. Bakın dedim de şimdi ben bile göremiyorum ki. Çok zor. Heh, bakın. Mantarımız zor bir mantar demiştik. Bakın bunu burada nasıl göreceksiniz ya. Vallahi ben de başında dikiliyorum ve kenarında başka türler bulduğum için. Bir tane de bakın şurasında vardı. Şuraya bakar mısınız şu güzelliğe ya. Mart mantarı arkadaşlar. Devam ediyor. Şöyle keskin gözlerimizle bakıyoruz. Başka şu an göremedik. Evet. Nasıl? Vallahi bu dediği gibi mantara keskinlik de çok yüksek gibi durmuyor. Gerçekten zor bir tür.
Ama bulması keyifli. Yani bulunca keyifli. Hiç bulamazsan sıkıntı da. Bulduğunuz zaman da keyfiniz yerine geliyor. Her mantarda gerçi durum böyle de. Tabii yeni tanıştığımız bir tür olduğu için biraz daha ilgi duyuyoruz arkadaşlar. O yüzden biraz daha fazla ilgileniyoruz. Bakın demiştim ya, sapını şöyle kesiyorum ya, hiç sanki şey yok. Lif yok. Muhtemelen de olmayabilir yani bu kadar, çünkü rahat rahat mantar kestiğimize göre. Ah, sepetimize de girdi. Sonunda şu mantar da sepetimize girdi ya. Evet, biz buraları biraz daha bir bakalım arkadaşlar da yine videomuza devam ederiz. Bakın şu diğer mantarlarımızı da bir dakika hemen yanımızda bir sepetimizi alalım. Şöyle, şöyle, şöyle ve şöyle. Mart mantarı. Evet. Birgül ablamla dediği gibi şu an küçük bir sepet mutluluk oldu arkadaşlar burada. Haydi devam. Arkadaşlar hala bulmaya devam. Mart mantarı. Bakın. Şuna bakar mısınız ya? Bildiğin kaya gibi ya. Bunu nasıl göreceksin? Ama tabii bunu da arkadaşımız Caner buldu. Gözünden kaçmaz. Hemen. Bakın altında da bir tane yavrusu var. Sol kısmında küçük bir örnek daha var. Orada 3 tane bırakmıştık. Bunu da bırakıyoruz. 4 tane mantar bırakmış olduk. Çünkü yeni çıkanları var. Onları inşallah daha sonra nasip ederse gelip alacağız. Bakın burada kocaman bir örnek. Bunun da neredeyse üstüne basıyormuşuz. Hatta basmışız hatta. Yani basıyormuşuz derken basmışız çünkü sapı falan kırılmış. Mantar arkadaşlar bu arada şey yok. Mantar koku yok. Onu da belirtmiş olalım. Oo, oh, vallahi bu sepet bu gidişle bayağı bir şekillenecek. Çakıyı ben ne yapmışım ya? Ha buradaymış, tamam. Çakıyı mantarın dibine bırakmışız. Mantarımızı alalım bakalım şimdi. Hop geldi. Süper. Abi çok güzelmiş bu ya. Vallahi çok şahane bir örnek. Bu tam kapak fotoğrafı olacak mantar bu işte. Önce şöyle yapalım. İnsan emeği taş vazına edecekler ya. Çok. Yağmur damlaları da ekrana bir dakika hemen doğasında fotoğraflayalım. Evet şunu şöyle bırakalım. Yanına yazarız Mart mantarı diye hemen. Bunda kapak fotoğrafı yaparız. Evet. Sepet. Sepetten de güzel bir görsel aldık. Ve devam ediyoruz bulmaya inşallah. Tekrar görüşmek üzere.